5 Ocak 1935'te adını Ronan T. Owen olarak veren, daha sonra Artemus Ogletree olarak tanımlanan bir adam, 2 Ocak 1935 öğleden sonra erken saatlerinde şu an Kansas City'de olan Prezident'e girdi ve birkaç kat yukarıda lobiye bakan bir oda istedi. Adını Ronald T. Owen olarak verdi. Personel onu iyi giyinmiş ve koyu renkli bir palto giymiş olarak hatırladı. Ronald bir gece için ödeme yaptı. Personel şakandaki görünür yara izini ek olarak karnabahar kulağı olduğunu fark etti ve muhtemelen bir boksör veya profesyonel güreşçi olduğu sonucuna vardı. Onun 20'li yaşların başında olduğuna inanmaktaydılar. Bir bellboy olan Probst, Ogletree'yi asansörde 10. kadara kadar eşlik etti. Yolda Ogletree ona önceki geceyi yakındaki Muellebah otelinde geçirdiğini ancak gecelik ücreti çok yüksek bulduğunu söylemişti. Probst konuğun isteği üzerine içeride olan ve dışarıdaki sokağa değil otelin avlusuna bakan oda 1046'yı açtı. Ogletree'nin valizini açarken paltosunun cebinden saç fırçası, tarak, diş macunu çıkarmasını izledi. Ogletree bu eşyaları lavabonun üzerine koyduktan sonra o ve Probst odadan ayrıldı. Komi kapıyı kilitlemek için geri döndü ve Ogletree'ye de anahtar verdi. Lobiye döndükten sonra Ogletree'nin otelden ayrıldığını gördü. Kısa bir süre sonra otel hizmetlerinden biri olan Mary Soptic öğleden sonra vardiyasında çalışmak için izin gününden dönmüştü. 1046 numaralı odaya girdi ve önceki gece odada kalan başka bir kadın olduğundan Ogletree'yi orada görünce şaşırdı. Özür diledi ama o devam edip odayı temizleyebileceğini söylemişti. Bunu yaparken perdeleri kapattığını ve sadece loş bir lambayı açık bıraktığını fark etti. Kaldığı süre boyunca diğer durumlarda da odada Ogletree ile karşılaştığında böyle bir durum olacaktı. Daha sonra polise bu düşük ışık tercihini ek olarak ya bir şey hakkında endişeli ya da korkuyor gibiydi dedi. Birkaç dakika temizlik yapıldıktan sonra Ogletree paltosunu giydi ve saçını taradı. Daha sonra odadan ayrıldı. Ancak birkaç dakika içerisinde geri döndü ve bazı arkadaşlarını beklediğini ve ondan odaya gelmemesini istedi. Stopik istediğini yaptı. Akşam üzerine kadar gelmedi. Saat 4'te yeni yıkanmış havlularla odaya geri döndü. İçeride oda karanlıktı. Ogletree'yi tamamen giyinik bir halde yatakta yatarken gördü. Koridordan komodine yansıyan ışıkta bir not vardı. Notun üzerinde "Don, 15 dakika içerisinde döneceğim. Bekle" yazan bir not görmüştü. Ertesi sabah 7'de yeni santral operatörü Della Ferguson vardiyaya geldi. 1046 numaralı odaya talep edilen bir uyandırma çağrısı yapmaya hazırlanıyordu ki oradaki telefonun açık olduğunu gösteren bir ışık fark etti. 2 gün önce Ogletree'yi oraya götüren Probst yeniden vardiyaya geçti. Oda 1046'nın kapısı kilitliydi ve kapı kolunda rahatsız etmeyin yazısı asılıydı. Birkaç yüksek sesle vuruştan sonra içeride bir ses ona girmesini söyledi. Ancak kapı kilitli olduğu için yapamadı. Aynı ses ona bir kez daha vurunca ışıkları açmasını söyledi. Ama yine de içeriye giremedi. Sonunda Probst telefonu kapatmak için kapıdan vardı ve aşağıya doğru gitti. Probst, Ferguson'a 1046 numaralı odadaki konuğun muhtemelen sarhoş olduğunu ve bir saat daha beklemesi gerektiğini söyledi. Sabah 8.30'da telefon hala kapanmamıştı. Başka bir komi olan Harold Pike 10. kata gönderildi. Rahatsız etmeyin yazısı hala kapıdaydı ve kapı hala kilitliydi. Ama Pike'ın anahtarı vardı ve içeri girdi. İçeride Ogletree'yi karanlıkta yatakta çıplak görünüşe göre sarhoş yatarken bulmuştu. Koridordan gelen ışık yatak takımlarının üzerinde bazı karanlık noktalar gösterdi. Ancak o da ışığını yakma yerine Pike telefon standına gitti ve telefonun yere düştüğünü gördü. Ahizeyi yerine yerleştirilerek sehpaya geri koydu. Sabah saat 10.30'dan kısa bir süre sonra başka bir operatör 1046 numaralı odadaki telefonun bir kez daha açık olduğunu bildirdi. Probst neler olup bittiğini anlamak için tekrar odaya gönderildi. Kapıda rahatsız etmeyin işareti vardı. Bu sefer bir anahtarı vardı ve kapı vuruşlarının yanıt gelmeyince kapıyı açtı. Ogletree'yi dizlerinin ve dirseklerinin ötesine başı kanlar içerisinde buldu. Probst ışığı açtı. Telefonu tekrar yerine koydu ve ardından hem odanın hem de banyonun duvarında yatağın kenarında kan olduğunu fark etti. Probst yardım istemek için hemen aşağı gitti. Müdür yardımcısıyla birlikte geri döndü. Ancak geri döndüklerinde Ogletree yere düşmüştü ve kapının açılmasını engelliyordu. Sonunda Ogletree ayağa kalktı ve iki otel çalışanı odaya girebildiklerinde gidip küvetin kenarına oturdu. Müdür yardımcısı polisi aradı. Kansas Genel Şehir Hastanesi'nden Dr. Hanot Flanders de onlara katıldı. Ogletree'nin boynuna, bileklerine ve ayak bileklerine kordonla bağlanmıştı. Boynunda daha fazla morarma vardı. Bu da birinin onu boğmaya çalıştığını düşündürüyordu. Kalbinin yukarısında göğsünde birçok kez bıçaklanmıştı. Bu yaralardan biri akciğerini delmişti. Kafasına aldığı darbeler sağ tarafında bir kafatası kırı bırakmıştı.
Probst'un gördüğü kanlara ek olarak tavanda da biraz kan lekesi vardı. Flanders, Ogletree'nin bileklerindeki ipleri kesti ve bunu kendisinin kimin yaptığını sordu. Hiç kimse diye yanıtladı Ogletree. Daha sonra bu yaralanmalara neyin sebep olduğunu sorulduğunda düştüğünü ve kafasını küfeye çarptığını söyledi. Doktor kendini öldürmeye çalışıp çalışmadığını sordu. Hayır dedikten sonra Ogletree bilincini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede tamamen komadaydı ve 5 Ocak gece yarısı kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Kansas Şehir Polis Departmanı, aynı soyadı ve bir gecede ölen adama yakınlığı kendilerine ilginç gelen Jean Owen ile görüşerek hemen soruşturma başlattı. Bir gece önce duyduklarını onlara anlatırken onu gözaltına aldılar. Erkek arkadaşı karakola gelip hesabını doğruladıktan sonra serbest bırakıldı ve evine geri döndü. Doktorlar Ogletree'yi otopsi yaptı ve yaralarından öldüğünü belirledi. Doktor Flanders sadece cesedi değil odadaki kan lekelerini de incelemişti. Geldiğinde çoğu kuruduğu için yaraların o gün sabah 4 ile 5 arasında açıldığını tahmin etti. Bu da Pike'ın Probst'ın ilk ziyaretinden önce ve Pike'ın gördüğü şeyle tutarlıydı. Oda 1046'yı arayan dedektifler buldukları kadar bulamadıklarını not aldılar. Probst'ın gözlenmediği gibi dolaplarda veya çekmecelerde hiç giysi yoktu. Ogletree'nin giydiğinden başka bir şeye ait tek kanıt bir New Jersey şirket tarafından yapıldığını gösteren kravat etiketiydi. Ayrıca otel tarafından her odaya sağlanan sabun, şampuan ve havlular da odada eksikti. Göğsündeki bıçak yaralarını açıklayamadığı için Ogletree'nin ölüm nedeni olarak intihar olmadığı düşünüldü. Onu bağlayan ipler de olaya başkalarının dahil olduğunu düşündürmüştü. Odanın iki bardağından biri lavaboda bir parçası eksik olarak bulundu. Diğeri raftaydı. Dedektifler kanıt olabilecek başka şeyler de buldular. Bir saç tokası, çengelli iğne, içilmemiş sigara ve dolu bir şişe seyreltilmiş sülfürik asit. Odanın telefonunda dedektiflerin bir kadına ait olduğuna inanacak kadar küçük dört parmak izi buldu. Ogletree'ye veya odaya girdiği bilinen otel çalışanlarından herhangi biriyle eşleşmedi. Polis işin içinden çıkamadı ve basın aracılığıyla yardım istedi. Şehrin her iki akşam gazetesinde ertesi gün haber olarak ön sayfalarda yayınlandı. Dedektif Johnson gazetecilere verdiği demeçte olayın cinayet olarak kabul edildiğini doğrulayarak buna başka birinin karıştığına şüphe yok demişti. Kısa süre sonra Ronald T. Owen'ın bir takma adı olduğu anlaşıldı. Kansas City'deki memurlar en yakın akrabaları bilgilendirmek için Los Angeles Polis Departmanı ile temasa geçti. Ancak o sırada Kaliforniya şehrinde bu isim altında herhangi birinin yaşamadığına dair herhangi bir kayıp bulamadıkları konusunda bilgilendirildiler. Ölü adamın parmak izleri olası bir eşleşme bulabilmek için Adalet Bakanlığı'nın soruşturma bürosuna daha sonra oradan da FBI'ye gönderildi. Bu arada telefon servisleri ihbarlar almaya başladı ve Kansas City'ye fotoğraf gönderme talepleriyle ülke çapında gazetelerde ve radyolarda yayınlandılar. Sonuç olarak adamın kimliği hakkında daha fazla ipucu geldi. İpuçlarını takip etmek için ülkenin her yerindeki polisler posta ve telgraf yoluyla yazışmak için önemli ölçüde zaman ayırmak zorunda kaldı. Sonunda birçoğunu ortadan kaldırmayı başardılar. Bir adam cesedi kuzeni olarak tanımladığında gizem çözülmüş gibiydi. Ancak daha sonra adamın kız kardeşi cesedi görmeye geldiğinde kuzeninin aslında 5 yıl önce öldüğünü doğruladı. İkisi arasındaki benzerlik de çok güçlüydü. Soruşturmanın birinci haftasında Little Rock, Arkansas'taki bir güneş organizatörü olan Tori Bernardi cesedi gördükten sonra kendisini Cecil Werner olarak tanımlayan adamın Aralık 1934'ün başlarında bazı maçlarda güreşmek için kendisine yaklaştığını söyledi. Bernardi onu Omaha, Nebraska'daki başka bir organizatöre yönlendirmişti. Ancak bu organizatör Ogletree'yi tanımadı. Birkaç gün içinde şehirdeki iki yeni cinayet masasına daha fazla kişi atanmasına rağmen dedektiflerin dikkatini vakadan uzaklaştırdı. İpuçları hala dikkat ediliyordu ancak vakadan sonraki haftaya göre daha az kuvvetliydi ve hiçbir önemli bilgi verilmedi. Gazeteye yapılan ihbarlar da aynı şekilde azalmıştı. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen Ogletree 1046 numaralı odada kesin olarak ne yaşadığı bilinmemekte ve gizemini hala da korumaktadır. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.